Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle periyodik sistem ünitesini işleyeceğiz. Burayı göreceğiz. Bizim için bu kısım çok önemli. Çünkü kimyanın olmazsa olmazıdır periyodik sistem. Haydi bakalım gelin başlayalım. Evet öncelikle tabii ki bir içeriğimize göz atmamız lazım. Periyodik sistemde nelerden bahsedeceğiz? Gelin bir onlara göz atalım. Periyodik sistem üzerine yapılan ilk çalışmaları göreceğiz. Mendeleyev amcayla tanışacağız. Hernimozle ile burada tanışacağız. Daha sonrasında modern periyodik sistem ile yine tanışacağız. Bununla da tanıştıktan sonra modern periyodik sistemde elementlerin sıralanması için elektron ve katman dizilimlerini öğrenmemiz gerekecek. Bunu da gördükten sonra en sonda periyodik sistemde bulunan elementleri ne yapacağız? Hep beraber sınıflandıracağız. Tabii ki dersimize geçmeden önce ödevlendirme yapmamız lazım. Daha önceden de biliyorsunuz ki sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankamızda ödevlendirmeler yapmıştık. Periyodik sistem için sayfa 82'den 92'ye kadarki kısımları ne yapacağız arkadaşlar? Bir güzel çalışacağız videomuzu izledikten sonra. Biliyorsunuz ki önce videomuzu izliyoruz sonra burada konu anlatımlı kısımlardan yararlanıyoruz. Konularla alakalı da soruları çözüp konuyu iyice ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Olur da takıldı bir soru olursa da kare kodumuzu okutarak bu konunun çözümünün bu sorunun çözümünü incelemiş olacağız. Peki sadece sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankasından mı yararlanacağız? Tabii ki hayır. Konuları iyice pekiştirmemiz lazım. O yüzden de Dinamo Soru Bankası'ndan da yine ödevlendirmelerimiz olacak. Burada da sayfa 70'ten 79'a kadar elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarından başlayarak elementlerin sınıflandırmasına kadar ödevlerimizi eksiksiz bir şekilde ne yapacağız? Yapacağız arkadaşlar. O zaman hadi gelin. Dersimize hız kesmeden başlayalım. Evet, periyodik sistem üzerine yapılan ilk çalışmalara değinecek olursak ilk tanışacağımız amcamız Dimitri Mendeleyev amcamız olacak. Bakalım Mendeleyev ne söylemiş? Periyodik sistem üzerine ne gibi çalışmalar yapmış? 1869 yılında o zamanlar sadece ve sadece 63 tane element vardı arkadaşlar ve bu 63 elementi Mendeleyev amcamız artan atom kütlelerine göre artan atom kütlelerine göre ne yapmıştır diyeceğiz? Sıralamıştır diyeceğiz. Artan atom kütlesinden kastımız ne? Aslında kütle numarası mıdır? Evet. Artan atom kütlelerine göre sıraladığı zaman da şunu fark etmiş. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan elementlerin alt alta geleceğini fark etmiş ve bu şekilde bir sıralama yapmış. O dönemdeki 63 element sıraladığında bir satırda 8 tane elementin bulunduğunu yine ne yapmış Mendeleyev amca? Bulmuş ve o tarihe kadar keşfedilmeyen elementler için Mendeleyev amca boşluklar bırakmıştır oluşturduğu periyodik sistemde. Yani bu aslında Mendeleyev amcanın ileri görüşlü bir yapıya sahip olduğunu mu söyler bize? Evet çünkü demiş ki 63 elementten daha fazlası vardır ve bunlar bence keşfedilir ve bu boşluklara bunlar yerleştirilir. Peki bunları bir kısmımız var. Bunları bir kısmında Mendeleyev ile alakalı bir şeyler bize söyleyecekler. Gelin bir de ona göz atalım. Bakın bu kısımda Mendeleyev amca aslında o dönemde henüz keşfedilmediği için soy gazları oluşturduğu periyodik cetvelde ne yapmamıştır? Yer vermemiştir diyeceğiz. Çünkü o zamanlar daha soy gazları ilerleyen kısımda göreceğiz. Yani 8A grubu elementlerini ne yapmamışlar? Daha keşfetmemişler. O yüzden Mendeleyev bunlara ne yapmamıştır? Yer vermemiştir kendi oluşturduğu periyodik sistemde. Ve elementleri artan atom kütlelerine göre sıralaması da doğru mudur diyecek olursak yanlış olacak arkadaşlar. Yani biz günümüzde kabul edilen periyodik sistemde elementleri artan atom kütlelerine göre ne yapmayacağız? Sıralamayacağız. Peki Mendeleye böyle sıraladı. Ondan sonra gelecek olan Henry Moseley dediğimiz bir amcamız var. Bu amcamız x ışınlarıyla bir takım deneyler yapacak ve yaptığı deneylerle elementlerin proton sayılarını yani çekirdek yüklerini keşfedecek. Hatırlayın proton sayısının bir diğer adı çekirdek yüküydü. Bir diğeri ise atom numarasıydı. Bunu biz atomun yapısında öğrenmiştik. İşte Moseley amca proton sayılarına atom numarası adını da yine ne yapacak? Verecek ve elementleri Mendeleyev'in söylediği gibi artan atom kütlelerine göre değil de artan atom numaralarına göre ne yapacak? Sıralayacak. Artan atom numarasından kastımız o zaman nedir? Tabii ki proton sayısıdır. O zaman elementler neye göre sıralanırmış? Artan atom numarasına göre sıralanırmış. Yani proton sayısına göre sıralanırmış arkadaşlar. Yine bir bunları bil kısmımız var. Bakalım burada bizi nasıl bir bilgi bekliyor? Gelin bir de ona göz atalım. Mozeley'in periyodik sistemi

lantinitler ve aktinitler eklenmesiyle günümüzde kullanılan modern periyodik sistem ortaya çıkmıştır. Aa, o zaman diyoruz ki lantinit ve aktinitler eklendikten sonra günümüzde kabul edilen periyodik sistem aslında mozeleğin oluşturduğu periyodik sistem midir? Evet odur. Bakın bu bilgi çok önemli bir bilgi. Demek ki günümüzde biz elementleri de artan atom numarasına göre yani proton sayısına göre ne yapacağız? Sıralayacağız. Peki o zaman diyoruz ki modern periyodik sistemde neleri görmemiz lazım? Onu bir tanımamız lazım. Günümüzde madem bu kabul edildi, bu periyodik sistemin ne gibi özellikleri var? Buna bir göz atalım. Bakın az önce dedik ki yapılan ilk çalışmalarda 63 tane element vardı ama modern periyodik sistemle beraber aslında bugün günümüzde 118 tane elementin bulunduğundan ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Ve bu elementlerin 92 tanesi doğal element olarak karşımıza çıkarken 26 tane yapaydır arkadaşlar. Yapaydan kastımız nedir? Laboratuvar ortamında üretilen elementlerdir. Doğada aslında bulunmayan elementlerdir diyebiliriz. Peki modern periyodik sistemde bizim bir dikey sütunlarımız olacak. Bir de yatay satırlarımız olacak. Bunların her birine farklı isimler verecek miyiz? Evet vereceğiz. Dikey sütunlara periyodik sistemde grup adı verilir arkadaşlar. Yatay sıralara ise periyot adını biz ne yapacağız? Ve e peki o zaman diyoruz ki dikey sütunlarımıza Grup yatay satırlara periyot dedik de bu periyodik sistemde toplamda kaç tane grup kaç tane periyot var onları da bizim bilmemiz gerekecek mi Evet gerekecek diyoruz ki dikey sütunlardan 8 tanesi A grubu olarak karşımıza çıkacak, 10 tanesi ise B grubu olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Demek ki biz grupları A ve B olmak üzere ikiye ayıracağız. E 8 tanesi A ise, 10 tanesi de B ise toplamda 18 tane periyodik cetvelde ne olacak? Grubumuz olacak. Peki biz bu A gruplarına bazı isimler verecek miyiz? Evet vereceğiz. A grupları bizim için çok önemli. Baş grup elementleri olarak adlandıracağız. B grupları da önemli değil mi? Tabii ki onlar da önemli. Onlara da ama ne diyeceğiz? Yan grup elementleri adını vereceğiz. E peki periyodik sistemde 18 tane grup vardı. E kaç tane yatay sıram yani kaç tane periyodum var? Diyorum ki toplamda 7 tane yatay sıram yani periyodum var mıdır? Vardır. E peki başka ne bileceğim buraya dair? Bu 7 periyotta bulunan elementlerle tanışacağız birazdan. Bunlarla tanışmadan önce B gruplarına da aslında kaçıncı periyottan başladığını da bilmemiz gerekecek mi? Gerekecek. Diyoruz ki her periyotta B grubu yoktur. B grupları dördüncü Periyottan başlar. Yani bu ne demek oluyor? Birinci, ikinci ve üçüncü periyotta maalesef ki B grubumuz yok arkadaşlar. Kesinlikle bu bilgiyi unutmayalım. Peki, o zaman gelin bir modern periyodik sisteme bir göz atalım. Az önce dedik ki, bakın her bir yatay sıraya ne diyorduk? Periyot adını veriyorduk. Her bir dikey sütuna da grup adını vermiştik. A ve B olmak üzere 18 tane grubun varlığından bahsettik. Bakın şurası B grubu olarak adlandırılır. A grupları ise şu dikey sütunlara denecek. Yani aslında şurası bizim için bir A grubu olarak bilinecek. Burası ise iki A grubu. Şuraya borla başlayan kısma 3A, karbonla başlayan kısma 4A, azotun olduğu yere ise 5A grubu adını vereceğiz. Oksijenin başladığı gruba 6, florun olduğu yere 7A ve en sonda sağda gördüğümüz şu kısmı ise 8A grubu adını vereceğiz. Ve böylelikle toplamda 18 tane grubumuz olduğunu göreceğiz. Yalnız burada kritik nokta nedir diyecek olursak B grupları A'lar gibi 1B'den başlamaz arkadaşlar. Unutmayın diyeceğim ki B grupları 3B'den başlar. 4B, 5B, 6B diye ne yapacak? Devam edecek. Şuraya da 7B dedi. Sonra dikkat edin toplamda 10 tane B grubu vardı. 3 tane periyodik cetvelde 8B grubu vardır. Bu da bizim için oldukça önemli bir kısım. 3 tane 8B'yi gördükten sonra 3B'den başlar demiştik. Kalan 1B ve 2B ne olacak? Şu kısımda yer alacak. Yani A gruplarına benziyor. Ancak diyoruz ki A'lar gibi B'ler ne yapmıyormuş? 1'den başlamıyormuş. 3B'den başlayarak gidiyormuş ve 3 tane de 8B'nin olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yine dikkat edin 7 tane periyot var demiştik. Şurası birinci periyot, şura iki, şurası üç. Bakın. B grupları dördüncü periyottan başladı. Beşinci periyot, altıncı periyot ve yedinci periyotu görmüş olduk. E peki hocam şurada altıncı ve yedinci periyotta boş bir şeyler bırakmışlar. Orası nedir diyecek olursak oraya biz lantinitler ve aktinitler adını vereceğiz. Bakın buradan bazı elementleri çıkartıp aşağıya almışlar. Bunu niye böyle yaptılar derseniz her bir dikey sütunda bulunan yani her bir grupta bulunan elementleri kimyasal özelliği benzerdir ve eğer biz bu elementleri buradan çıkartmazsak periyodik cetvelin şekli ne olur? Kayar. Sağ tarafa doğru kaydığını görürüz. İşte o güzel görüntüyü bozmamak için o estetik görüntüyü hem bozmayalım hem de aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özelliğinin benzer olduğu kısmını unutmayalım diye ne yapmışlar? Buradaki elementleri aşağıya çıkartmışlar ve bunlara lantiniz ve aktinit adını vermişler arkadaşlar. Yani özetle periyodik cetvel bir Bizim için çok değerli kimya periyodik cetvelsiz aslında hiçbir şeydir. O yüzden iyi kötü hangi element hangi grupta onları da ne yapmak lazım bilmek lazım. Tabii ilk 20 elementten biz sorumluyuz. Onun dışında bazı e, metallerden de yine sorumluyduk. E, kimyanın sembolik dilinde bilmemiz gereken elementlerin sembollerini konuşmuştuk. Onları da gördük artık periyodik cetveldeki yerlerinde ne yapacağız konuşmaya başlayacağız. Hadi gelin o zaman bir devam edelim. Peki burada ne var arkadaşlar? Bakın az önce konuştuğumuz grupların özel isimleri olacak. Mesela 1A grubundan bahsetmiştik az önce. 1A grubu elementlerine alkali metaller adını vereceğiz. Hmm, demek ki buradaki elementlerin çoğu metal olarak karşımıza çıkacak. Ancak diyorum ki bir elementimiz hariç olacak. O da hidrojen olacak arkadaşlar. Onu da bir daha şöyle periyodik cetvelimizi getirip bakalım. Bakın bir A grubu elementlerine alkali metal adını verdik. Ancak diyorum ki hidrojenin bakın rengini farklı göstermişler. Bunun sebebi nedir? Alkali metaller sınıfında yer alan elementler metaldir. Ancak hidrojen bir A'da bulunmasına rağmen bir A metal olarak karşımıza çıkacak. O yüzden diyoruz ki her bir grubun tek tek isimlerini ne yapalım? Öğrenelim. Peki 2 A grubuna ne diyeceğiz hocam derseniz toprak alkali metaller adını alacak. Yani alkali metallere biraz benziyor ama diyoruz ki bunun başına toprak ekini getirdik. Toprak alkali metaller olarak ne yaptık? Atlandırdık. Peki 3A grubu elementlerine ne diyeceğiz? 3A grubu da sadece toprak metalleri olarak karşımıza çıkacak. E hocam 4A grubu ya da 5A grubu 6A grubunun isimleri neler olacak dersen yine şuradan bir periyodik cetvelimizi geri getirelim. Diyoruz ki bakın 4A'da karbon var. 5A'da azot var. 6A'da ise kimi görüyorum? Oksijeni görüyorum. Bu elementler, bu grupların artistik adamları diyorlar ki ben bu grubun reisiyim. Ben bu grubun kralıyım. O yüzden benim adım alsın bu grup. Yani 4A'ya karbon grubu, 5A'ya azot grubu, 6A'ya ise oksijen grubu adını ne yapacağız? Vereceğiz. O zaman gelin bu tablomuzu da dolduralım. 4A'da kim var dedik? Karbon var dedik. O yüzden 4A grubunun adını ne olacakmış karbon grubu olacakmış. 5A'nın ise azot orada bulunduğu için oranın kralı olarak azot kendi adını bu gruba ne yapacak? Verecek. E peki 6A grubu elementi olarak kimden bahsedecektik? Oksijen grubu bahsedecektik. Oksijen grubu olarak ne olacak? 6A elementleri adlandırılacak. Yalnız 6A'ya biz bir de kalkojenler adını verebiliriz. 7A'ya ise halojenler adını vereceğiz. O yüzden 7A grubu elementlerini halojenler olarak bileceğiz. 8A ise soy gazlar, soylu bu adamlar unutmayın. Soy gazlar ya da asal gazlar diye ne yapacak bilinecek arkadaşlar. Hani 10 tane B grubu vardır demiştik. B gruplarına da diyeceğiz ki geçiş metalleridir bunlar. Bir nebze aslında A gruplarını birbirine mi bağlıyordu B grupları? Geçişi mi sağlıyordu? Evet. Bakın periyodik cetvelimizi yine şöyle bir geçirip göz atalım dikkat edin 2A'yı 3A'ya bağlayan bir geçiş görevi görüyor buradaki elementler. Yani B grupları aslında köprü görevi gördüğü için geçiş metalleri olarak ne yapılacak? Atlandırılacak. E peki en sonda lantinit ve aktinitler vardı geçiş metallerinin. Yani B grubunun içinden çıkartmıştık biz bunları. O yüzden bunlar da iç geçiş metalleri olarak karşımıza ne olacak arkadaşlar? Çıkacak. O zaman kesinlikle biz grupların adlarını bileceğiz. Bizim için çok kıymetli. Lütfen bunları öğrenelim. Devam edelim o zaman arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Periyodik sistemi, modern periyodik sistemi tanıdık. Şimdi bu periyodik sistemi oluştururken aslında biz elektron katman diziliminden ne yapacağız? Yararlanacağız. Bundan yararlanacağımız için elektron katman dizilimi ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Diyoruz ki o zaman periyodik sistemdeki Temel hal elektron dizilimi aslında yapılarak biz bir elementin periyodik sistemdeki yerini ne yapabiliriz bulabiliriz. Elektronları nereye yerleştiriyorduk? Çekirdeğin belirli bir uzaklıkta bulunan çekirdeğe belli bir uzaklıkta ki enerji katmanlarına yani yörüngelere mi elektronlar yerleşecek? Evet oralara yerleştireceğiz. Hatırlayın bor atom modeliyle ne yapmıştık? Elektronların enerji katmanlarında yörüngelerde bulunduğunda daha önceden söylemiştik zaten. Ve elektronlar atom çekirdeğine en yakın yani minimum enerjili katmandan yörüngeden başlanarak ne yapılacak? Yerleştirilecek ve her bir enerji katmanının alabileceği elektron sayısı bellidir arkadaşlar. Birinci enerji katmanına biz en fazla iki elektron yerleştirebileceğiz. İkinci enerji katmanına ise en fazla 8 elektron yerleştireceğiz. Üçüncü enerji katmanına ise en fazla 18 elektron ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz diyeceğiz. Yani 2 8'e göre aslında ne yapacağız yavaş yavaş elektronları yerleştirip periyodik cetveldeki yerlerini elementlerin belirlemiş olacağız. Peki biz elektron katman dizilimini yaptıktan sonra bazı bilgileri de ne yapmalıyız, bilmeliyiz. Biz temeler elektron dizilimindeki katman sayısına bakarak aslında bir elementin periyodu hakkında ne yapabiliriz? Fikir sahibi olabiliriz. Katman sayısı bize o zaman neyi verecektir? Periyodu verecektir arkadaşlar. Unutmayalım. Peki, eğer biz katmanlara göre elektronları açtık, yerleştirdik, en dış katmanda bulunan elektronumuzun özel bir adı olacak mı derseniz evet son katmandaki en dış katmandaki elektrona değerlik elektron sayısı adını vereceğiz arkadaşlar. Değerlik elektronlarına göre aslında biz elementlerin kimyasal özelliklerini ne yapacağız? Belirleyeceğiz. İşte aynı grupta bulunan elementlerin hani kimyasal özellikleri benzerdir demiştik ya az önce. İşte o bilgi aslında nereden geliyormuş? Değerlik elektron sayısından geliyormuş. Peki, normalde değerlik elektron sayısı elementlerin periyodik sistemdeki neyini verecek? Grubunu verecek. 1A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı 1 olacak. İşte 2A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı 2 olacak. Yalnız... Her yumamcamız hariç arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. İlerleyen kısımlarda elektron katman dizilimini açınca bunu ne yapacağız? Göreceğiz. O zaman haydi bakalım gelin örneklerle elektron katman dizilimi nasıl bulunur? Bunu bir konuşalım ve daha sonra elektron katman dizilimini yaptıktan sonra da o elementin grubunun ve periyodunu belirleyelim. Diyor ki atom numarası yani proton sayısı 1 olan hidrojen elementini nasıl açarım ben? E atom numarası 1 ise 1 tane katman katmanı var. Bir tane de neyi var? Elektronu var. Çünkü ben şunu biliyorum. Birinci katman en fazla iki elektron alırdı. E hidrojenin de zaten bir elektronu olduğu için bir diye yazdım. O zaman diyorum ki katman sayısı bir katman olduğu için katman sayısı bize periyodu verirdi. Bu adam nerede bulunacak o zaman? Birinci periyotta bulunacak. Hangi grupta? Bakın şu bana değerlik elektron sayısını veriyordu. Değerlik elektron sayısının bir olduğunu görüyorum. O yüzden diyorum ki hidrojen birinci periyotta periyotta bulunan bir A grubu elementidir. Aynı şekilde az önce hani helyumu unutmayacağız demiştik ya. Gelin bir de helyuma göz atalım. Helyum amcamızın atom numarasını 2 diye bize vermişler. Birinci katman en fazla 2 elektron alırdı. Bakın dikkat edin helyum birinci periyotta mı olacak? Evet çünkü sadece bir tane katman çizdik. Ee, ve değerlik elektron sayısı kaç helyumun? 2 olduğunu görüyorum. Yalnız bu adam istisna. Unutmamalıyım ki Helyum değerlik elektron sayısı iki olmasına rağmen 2A'da değil, 8A'da bulunan bir soy gaz olacak arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Buraya kocaman bir ünlem atalım. Yoksa diğer elementleri değerlik elektron sayısına göre biz ne yaparız? Gruplara yerleştiririz ama Helyum'un istisna olduğunu unutmayalım. Lityumun atom numarasını 3 diye bize vermişler. 2'ye bir diye açtım değil mi? Birinci katman maksimum iki elektron oluyordu. O zaman kalan bir elektron ikinci katmana yazmak zorunda kaldık. Bir, iki katmanım var. İki tane katmana sahip olduğu için lityum elementi nerededir? İkinci periyottadır. Son katmanındaki değerlik elektron sayısı da bir olduğu için hangi gruptadır diyeceğiz? Bir A grubu elementidir diyeceğiz. Yine aynı şekilde berilyumun atom numarasını dört diye bize vermişler. İkiye 2 diye açtım. 2 katman çizdim. O yüzden diyorum ki berilyum ikinci periyottadır. Değerlik elektron sayısı 2 olduğundan dolayı da 2A grubu elementidir. Son olarak kimden bahsedeceğim? Bordan bahsedeceğiz. Borun atom numarasını bize 5 diye vermişler. 2 diye ilk katmana elektronumu yerleştirdim. İkinci katmana da 3 diye yerleştirdikten sonra diyoruz ki bu adam ikinci periyottadır. Grubu da nedir arkadaşlar? 3A grubu da bulunması gerekiyor. Böyle böyle aslında bizim neleri bilmemiz lazım? İlk 20 elementin elektron katman dizilimini kesinlikle yapabiliyor olmamız lazım. 20'den fazlasını bize zaten ne yapmazlar? Sormazlar. O yüzden gelin karbonda karbon, azot, oksijen onlarla da bir tanışalım. Karbonun atom numarasını 6 diye vermiş. 2'ye 4 diye açtım. 2 katmanı var. O yüzden ikinci periyotta hangi grupta? Son katmanında 4 elektron olduğu için 4A'da diyebilirim azotun atom numarasını 7 diye vermişler 2'ye 5 diye açılır o zaman diyorum ki 2 tane katman çizdim azotla ikinci periyot 5A grubu elementidir oksijene geldiğimde proton sayısını 8 diye vermişler 2'ye 6 diye açtım 2 katman çizdiğim için yine buna da ne diyeceğim 2. periyot 6A grubu elementidir Peki flor dediğimiz adamın atom numarasını 9 diye vermişler. Bunu nasıl açarım? 2'ye 7 diye açtım. İkinci periyot. Hangi grupta olacak arkadaşlar? Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubu elementidir dedik. Son olarak da kimden bahsedeceğiz? Neon'dan bahsedelim. Neon'un da yine 10 protonu var. O yüzden diyorum ki 2'ye 8 diye açtım. İkinci periyotta olduğunu görüyorum. Ve Son katmanında 8 elektron olduğu için de 8A grubu elementidir diye söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Böylelikle ne yapmış olduk? Ee, her bir elementin periyodik cetveldeki yerini elektron katman dizilimiyle ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Peki ilk 10 element bu şekilde açılıyordu. Ondan fazlasını nasıl açacağız? Gelin bir de ona göz atalım. Sodyumun atom numarasının 11 olduğunu bize vermişler. Diyorum ki birinci katmana en fazla 2 elektron alırdı alırdı. İkinci katman en fazla 8 elektron alırdı. Şu an kaç tane elektron yerleştirdik? 10 tane. E bir kalan elektronu da ne yapacağım? Mecbur 3. katmana yazacağım. Çünkü ikinci katman en fazla 8 alabiliyordu. Benden istenilen 11 elektronu ne yaptık? Yerleştirdik ve 3 tane katmanı olduğu için 3. periyot 1A grubu elementi olarak söyleyebiliriz. Aynı şekilde magnezyumu da böyle açabilir miyim? Açabilirim. 2, 8, iki şeklinde açtığımda, magnezyumunda üçüncü periyot. 2A grubu elementi olduğunu görebiliriz. Alüminyum, silisyum ve fosfor da yine aynı periyotta mı olacak? Bakalım. Alüminyum 13 diyor ki bana 2 8 3 şeklinde yerleştirirsem doğru gelir mi? Gelir. Yani o da 3. periyot elementidir ama bu elementlerin neleri farklı olacak? Bakın, grubu farklı olacak çünkü bunun değerlik elektron sayısı 3. Silisyuma baktığımızda onun atom numarasının 14 olduğunu görüyorum. 2, 8, 4 diye açtım. Silisyum da 3. periyotta bulunan bir element mi o zaman? Evet ama son katmanında 4 elektron olduğu için 4A grubu elementidir diyebiliriz. Fosfor ise atom numarası 15. Birinci katmanı en fazla 2. ikinci katmanı en fazla 8 aldı. Kalan 5 elektronu da ne yaptık? Üçüncü katmanı attık. Böylelikle 3. periyot... 5A grubu olduğunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar elektron katman dizilimini gördük. Şimdi diyoruz ki iyi hoş güzel nötr halde biz ne yaptık? Atomların elektron katman dizilimini açtık. Periyodik cetveldeki yerini belirledik. Nötr bir atom eğer şayet elektron alırsa negatif yüklü bir iyona dönüşüyordu hatırlayın. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Hatta biz negatif yüklü iyonlara da ne isim vermiştik? Anyon adını vermiştik. Konuşmuştuk. Aynı şekilde eğer nötr bir atom elektron verirse de pozitif yüklü bir iyon oluşturuyordu. Buna da ne isim vermiştik daha önceden? Katyon adını vermiştik. Artık yavaş yavaş aslında bir atomun anyon ya da katyon haline yani iyon haline geçtiğindeki elektron katman diziliminin de nasıl olacağı konuşmamız lazım. Elementler ne yapacaklar? Kararlı olabilmek için aslında elektron alıp vermek isteyecekler. Eğer şayet değerlik elektron sayılarını Helyum amcaya benzetirlerse hatırlayın helyum bizim için önemliydi değerli bir amcaydı. Helyuma benzetirlerse yani helyumun değerlik elektron sayısı 2 idi. Ona benzettiklerinde dublet kuralına uymuş olurlar. Eğer elementleriniz diğer soygazlara benzerse de diyeceğiz ki 8 elektrona son katmanlarını tamamlarlar. İşte biz buna da ne deriz? Oktet kuralı adını veririz. Yani dubletini ve oktetini tamamlamaya çalışacak aslında elementlerimiz bu yüzden de iyon haline geçecekler. Elektron alıp elektron verecekler. Amaç ne? Tabii ki kararlı olabilmek. Mesela bakın soruda bize sodyum artı bir iyonunun elektron katman dizilimini sormuşlar. Şimdi nötralde sodyum herhangi bir iyon yüküne sahip midir? Değildir. Biz diyoruz ki nötraldeyken hatta proton sayısı elektron sayısına bir atomda ne olurdu? Eşit olurdu. O zaman ben nötraldeki sodyumun elektron katman dizilimini yani 11 elektronlu şu şekilde açmaz mı? Açarım. Ama bana burada ne diyor? Bakın artı bir yüklü sodyum iyonunun elektron katman dizilimini yapın diyor. Yani iyon haline bunu yavaştan geçirin diyor. Sodyum elementi son katmanında bulunan değerlik elektron sayısını yani değerlik elektronunu bir elektronun ne yapacak? Vermek isteyecek. Bunu verdikten sonra geriye ne olacak? Aslında iki katmanlı hale mi dönüşecek? Evet. E peki 2'ye 8 şeklinde kaldı. Artık son katmanını ne yaptı? Soy gazlara benzetmiş oldu mu? Oldu. Yani 8 elektronla kendisini tamamladı mı? Tamamladı. Bakın burada oktet kuralına mı hatta ulaşmış oldu? Evet. Yani iyon haline geçtiği zaman bir element iyon haline geçtiğinde dubletini ya da oktetini mi tamamlarmış? Evet. Bu bizim için önemli bir kısım. Soy gazlara benzeme isteğidir bu. Mesela aynı şekilde oksijene baktığımızda nötr halde eksi 2 iyon yüklü düşünmeden önce bir nötr haldeki görelim. 2'ye 6 diye mi açarım? Evet. E peki bu adamın 2 elektron almasını istiyorum ben. Eksi 2 yüklü iyondan bahsediyor. E, elektronu da nereye alacağım? Son katmana alacağım. Elektron alınıp verilirken her zaman son katmana gidilecek. O yüzden diyoruz ki oksijen ne yapacak? Son katmanı 2 elektron alacakmış. E, o zaman oraya 2 elektron alırsa neye benzedi? 2'ye 8 oldu. Yine bir toy gaza mı benzedi? Yani son katmanı 8'e mi tamamladı? Evet. Buna biz ne der oktet adını verirmişiz. Ama mesela Lityum dediğimiz amcamızın 3 protonu vardır. Bu adamın açtığımda nötr halini 2'ye 1 diye mi açarım? Evet. E böyle açtıktan sonra elektron katman dizilimini son katmanındaki bir elektronlu lityum verirse yani artı bir yüklü iyon haline geçerse kime benzer arkadaşlar? Dikkat edin. Bakın helyuma benzemedi mi? Benzedi. Son katmanını iki elektrona tamamladı ve helyuma benzediği için lityum artı bir iyonu burada hangi hangi kuralı tamamlamıştır? Hangi kurala uyar? Dublet kuralına uyar diyebiliriz. Elektron katman dizilimleri hem nötr halde hem de iyonlar için o zaman yapılabilir miymiş? Yapılabilirmiş. Peki. Güzel. Şimdi Madem o kadar periyodik cetveldeki elementlerden bahsettik, bunları konuştuk, yerlerine karar verdik. E biz bu periyodik cetveldeki elementleri sınıflandırmayacak mıyız? Tabii ki sınıflandıracağız arkadaşlar. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere periyodik cetveldeki elementlerden bahsedeceğiz. Her birinin kendine ait bir takım özellikleri olacak. Mesela az önce söylemiştik. Bakın bir a grubu elementleri alkali metaller ama kim hariçti hidrojen hariçti hidrojen bir ağda bulunmasına rağmen ametal olacak Normalde her bir grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri nedir dedik? Benzerdir dedik. Ancak burada hidrojen ametallerin özelliklerini taşırken diğer elementler metallerin özelliklerini ne yapacak? Taşıyacak. O yüzden bizim kimin metal, kimin ametal olduğunu bilmemiz lazım ve bunların bir de neyini bilmeliyiz? Özelliklerini bilmeliyiz. Hadi gelin bir de bunlara göz atalım. Mesela metaller deyince periyodik cetvelde hangi elementlerimiz metaldir? Onu bilelim önce diyoruz ki genellikle son katmanında 1 2 3 gibi azıcık elektrona sahip olan elementlerimiz metal sınıfında ne yapacak arkadaşlar? Yer alacaklar ve metaller bileşik oluştururlarken daha çok elektron vermek isteyecekler. Unutmayın. Elektron vererek artı yüklü katyon haline gelmek isteyecekler. Bu bizim için önemli bir detay. Peki metaller oda sıcaklığında hangi fiziksel halde bulunacak dersek diyoruz ki metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Mesela alüminyum 3 adı bulunan bir metaldir ve alüminyum folyo hepimizin evinde katı halde mi? Evet katı halde. Yalnız arkadaşlar civa elementimiz hariç olacak. Çünkü civa oda koşullarında sıvı halde ne yapar? Bulunur. E peki metallerin yüzeyleri nasıldır? Bir de onu konuşmak lazım. Az önce bakın alüminyum folyonun metal olduğunu oda koşullarında katı halde bulunduğunu söyledik. Metallerin yüzeyi o alüminyum folyonun yüzeyi parlak mı arkadaşlar? Evet, parlak. O zaman diyoruz ki metallerin yüzeyleri nedir? Parlaktır. E peki günümüzde elektrik kablolarında kullanılan bakır tel mesela bunu düşünecek olursak diyorum ki bakır da yine bir metaldir. Isıyı ve elektriği iletebilme özelliğine sahiptir. Çünkü metaller ısıyı ve elektriği iyi iletirler arkadaşlar. O yüzden günümüzde kablolarda ne kullanılıyor? Bakır tel kullanılıyor diyebiliriz. Yine aynı şekilde e, metallere tel ve lev haline getirebiliriz metalleri biz. Yani onlara şekil verebiliriz. Mesela evdeki alüminyum folyoyu ne yaptınız? Buruşturdunuz top haline getirdiniz. İşte bu ona şekil verebildiğimizin bir göstergesi midir? Evet göstergesidir diyeceğiz. Peki başka ne söyleyeceğiz? Metaller kendi aralarında arkadaşlar bağ yapmazlar. Lütfen bunu unutmayın. Bileşik asla ve asla oluşturmazlar. Ama metalleri eğer biz eritip birbiriyle karıştırırsak onlar ne oluştururlar diyeceğiz. Alışım oluştururlar. Bu bizim için değerli. Yani metallerin kendi aralarında bağ yapma gibi bir özelliği yokken kendilerini bir araya gel de alışım oluşturduğunu lütfen bilelim hocam alışım nedir diyecek olursanız mesela tunç bir alışımdır ya da çelik bir alışımdır e, bronz bir alışımdır bununla örnekleri ne yapabilirim çoğaltabiliriz peki bir metal atomunun yanına bir ametal atomu gelirse o zaman bileşik yapar mı diyecek olursanız evet ametallerle metaller bileşik oluştururlar. Hem de diyoruz ki iyonik bağlı bileşik oluştururlar. O zaman ben metallerin kendi aralarında bileşik yapmadığını söylerken yanına ametal atomu gelirse iyonik bağlı bileşik yaptığını söyleyebilir miymişim? Söyleyebilirmişim. O zaman sırada kimler gelecek? Tabii ki ametaller gelecek arkadaşlar. Ametallerin de yine şöyle bir genel özelliklerini bilmeliyiz. Bakın metalleri öğrenirseniz ametallerin metallerin özellikleri oldukça kolay olacaktır. Metallerin son katmanında biz az önce ne dedik? Genellikle 1, 2, 3 gibi azıcık elektron vardı. A metallerin son katmanlarında ise genellikle 4, 5, 6, 7 gibi elektronu sahip olduğunu göreceğiz. Yani bu aslında neyin göstergesi oldu? 1A, 2A, 3A elementleri genellikle metal. 4A, 5A, 6A ve 7A ise genellikle nedir? A metal olarak karşımıza çıkacak. Metaller elektron vermek istiyordu bileşik oluştururken. A metalleri ise bileşik oluştururken genellikle elektron almak isteyecekler arkadaşlar. Şöyle düşünün son katmanında 7 elektronu olan bir A metal. 7 elektron verip de mi kendisini dubleteye noktada tamamlamayı tercih eder? Yoksa tabii ki bir elektron almak mı daha kolaydır? Kendisi noktada tamamlamak için tabii ki almak daha kolaydır. O yüzden diyoruz ki Ametaller genellikle elektron almak isterler ve oda sıcaklığında 3 fiziksel halde de bulunurlar arkadaşlar. Bazı metaller katı, bazıları sıvı, bazıları ise gaz özelliği taşır. Bakın buraya en güzel örnek 7A grubu elementleridir. Yani halojenlerdir. Halojenlerden flor, klor, Brom ve iota baktığınızda oda koşullarında flor ve klor gaz halde bulunurken brom sıvı halde bulunur. Iot ise katı halde bulunduğunu gözlemleriz. O yüzden ametallerin 3 fiziksel halde de bulunabileceğini ne yaparız söyleyebiliriz. Metallerin yüzeyleri neydi parlaktı. Ametallerin ise yüzeyleri mat görünümlü olacak arkadaşlar. Yani genellikle birbirlerinin tersi olacak demiştik. Metaller ısı ve elektriği iyi iletiyorlardı. Ametaller ise ısı ve elektriği iletmezler arkadaşlar. Unutmayın. Yalnız buraya bir istisna açalım. Grafit hariç diyelim. Grafit ise günlük hayatta kullandığımız kalem ucudur arkadaşlar. Uçlu kalemlerinizin ya da kurşun kalemlerinizin ucundaki o siyah şey neymiş? Grafitmiş. Grafit elektriği ne yapıyormuş? İletiyormuş. Peki metallere biz ne yaptık az önce? Şekil verebildik. Yani tel ve levha haline getirebildik. Ama a metaller kırılgan olduklarından dolayı tel ve levha haline ne yapılamazlar? Getirilemezler. Unutmayalım. Peki metaller kendi içinde bağ yapmazdı. Bileşik oluşturmazdı. Alaşım oluştururdu. Ancak yanına bir ametal geldiğinde iyonik bağlı bileşik oluşturur demiştik. O zaman ametaller metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturacağını az önce konuşmuşuz. Bunu öğrendik. Şimdi diyorum ki ametaller kendi aralarında bağ yapacaklar arkadaşlar ve bileşik oluşturacaklar. İki ametal atomu bir araya gelirse kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Lütfen bunu unutmayalım. Bakın iki tür o zaman bileşikten ne yapmış olduk? Bahsetmiş olduk. İyonik ve kovalent olmak üzere. O zaman sırada kim var? Tabii ki yarı metallerimiz var. Periyodik cetvelde kimler yarı metaldir? Onları da bir şöyle göz atalım. Diyeceğiz ki bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimontellür, astatin ve polonyum elementleri periyodik cetvelde bulunan yarı metallerdir. Adı üstünde de yarı metal diyorum arkadaşlar. Bunlar metaller ve ametallerin arasında bir yerlerde bulunan metallerdir aslında. Yani kimyasal özellikler bakımından aslında ametallere benzeyecekler ama fiziksel özellik bakımından ise metallere ne yaptıklarını söyleyeceğiz, benzediklerini söyleyeceğiz. Yani metallerle metallerin arasında kaldılar bunlar. O yüzden yüzeyleri parlak veya mat olacak. Yani metallere benzeyenler parlak yüzeye sahipken ametallere benzeyenler mat yüzeyli karşımıza çıkacak. Elektrik iletkenlikleri ise metallerden az, A metallerden ise fazla olacak arkadaşlar. Ve oda sıcaklığında da yarı metaller genellikle katı halde ne yapacaklar? Bulunacaklar. Tel ve levha haline de ne yapabiliriz biz yarı metalleri? Getirebiliriz. Peki o zaman bakın periyodik cetvelde metallerden bahsettik, A metallerden bahsettik. Yarı metallerin şöyle bir genel özelliklerini gördük. Sırada kim olacak? Soy gazlar olacak. Hadi gelin bir de onlarla tanışalım. Soy gazların özelliğine bakacağımız zaman diyeceğiz ki 8A grubunda bulunan Element dilimiz soy gazlar olarak bilinecek. 8A grubundaki bu elementlerin helyum haricinde hepsinin son katmanında 8 elektron olacak. Yani değerlik elektron sayıları ne olacak? 8 olacak ama helyumun değerlik elektronu kaç demiştik? 2'dir demiştik. Değerlik elektronu 2 olmasına rağmen 2A'da değil 8A'da bulunduğundan da daha önceden bahsetmiştik. Peki soy gazlar oda koşullarında hangi fiziksel halde bulunacaklar dersek adı üstünde arkadaşlar soy gaz diyorum. Demek ki oda sıcaklığında bunlar ne olacak? Gaz halinde ne yapacaklar? Bulunacaklar. Unutmayın periyodik cetvelin en asil grubudur soy gazlar. O yüzden diyoruz ki soy gazlar bağ yapmazlar. Bileşik oluşturmazlar. Hatta diğer elementler ne yapıyordu? Ee, elektron alıp elektron verip soy gazlara benzemeye çalışıyordu. Helyuma benzeyenleri dublet işte diğer soy gazlara benzeyenlere de oktet kuralına uymuştur diyorduk hatta. O yüzden diyoruz ki soy gazlar asil bunlar bağ yapmıyor bileşik oluşturmuyor. Diğer elementler bu cool adamlara ne yapmaya çalışıyor benzemeye çalışıyor. Bunlar bağ yapmadıkları için de aslında kararlı olduklarının gösterdiği dergisidir bu. Bağ yapmıyorlar, bileşik oluşturmuyorlar, kararlılar ve tepkimeye girmek istemiyorlar. Oldukça havalılar kendileri. Ve soy gazların erime kaynama noktaları metallere ve ametallere göre oldukça ne olacak? Düşük olacak arkadaşlar. Bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Peki. O zaman haydi gelin öğrendiklerimizi şöyle bir sorularımızla pekiştirelim. Periyodik sistemle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş Yatay sıralara biz ne isim verdik arkadaşlar periyot adını verdik doğru ve periyodik cetvelde 7 tane ne vardı periyot vardı 8 tane A grubumuz vardı 10 tane de B grubumuz vardı toplamda 18 tane grup var mıydı vardı peki çok dikkat et D seçeneğine her periyodunda metal atomu bulunur. Metaller genellikle hangi grup var? 1A, 2A, 3A. Evet ama diyoruz ki birinci periyotta Metal yoktur arkadaşlar. Bakın bunun cevabı ne olacak? Denizli olacak. Hemen bir periyodik cetvelimizden gelin buna bir göz atalım. İlk periyodumuzda sadece hidrojen ve kim var? Helyum var. E helyum kendisi bir soy gazda hatırlarsanız bunu daha önceden söyledik. E, hidrojen de bir ağda bulunmasına rağmen neydi? Bir a metaldi hatırlarsanız. E o zaman diyorum ki birinci periyotta metal atomu var mı? Yok. Ha, çok güzel bir soruymuş o zaman bu. Diyoruz ki cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Peki, geldim diğer soruya. Bu atomların periyot numaralarının küçükten büyüğe doğru sıralanmasını sormuşlar. Küçükten büyüğe doğru periyotlarını sıralayacağım. X'e dair 12 proton sayısını söylemişler. 2 8 2 diye açtım. Y'yi 7 diye vermişler. 2'ye 5 diye açtık. Z elementinde ne diye vermişler? 19 diye vermişler. Birinci katman en fazla 2. İkincisi 8 alıyordu. Üçüncüsü 18'e kadar alabilir ama 18 tane elektron olmadığı için 8 diye yazdık. 2, 8, 8. Şu ana kadar 18 oldu toplamımız. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. O zaman diyoruz ki Z dediğimiz adam nerededir? 4. periyottadır. Y ise 1, 2. 2 tane katmanı olduğu için 2 periyottadır. E x'in de 3 tane katmanı olduğunu görüyorum. O da nerededir? 3. periyottadır. E peki bana ne diyor? Periyot numaralarını küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. En küçük olan kim? Y. Sonra x, sonra kim gelecek? Z gelecek. Yani cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Peki bir diğer sorumuza baktığımızda periyodik sistemin ilk 3 periyodunda aşağıda verilen gruplardan hangisine ait atom bulunmaz demiş. Bakın çok dikkat edin A seçeneğinde alkali metal diyor bize 1A grubundan bahsediyor. Bütün aslında periyotlar 1A'dan mı başlardı? Evet doğru. Bursa'da diyor ki toprak alkali metal olacak arkadaşlar burası. Toprak alkali metaller evet ilk 3 periyotta yine toprak toprak alkali metallerimiz var. Halojenlerimiz yine var. Soy gazlarımız yine var. Bakın hepsi var. Ancak çok dikkat et. Geçiş metalleri neresiydi? B grubu elementleri değil miydi? Ve ben daha önceden ne söyledik? B grubunun dördüncü periyottan başladığını söylemiştik. Yani üçüncü periyotta B grubundan hiç elementimiz yok. O yüzden diyoruz ki sorumuzun cevabı ne olacak? E seçeneği olacak. Geldik diğer soruya. Burada da yine bana atom numaralarını vermiş ve hangisi yanlıştır diye soruyor. İlk yapacağım şey ne olmalı? X ve Y elementlerinin tabii ki grubunu ve periyodunu belirlemek olmalı. X'i açıyorum 2 8 2 şeklinde. Y'yi de açıyorum 2 8 6 şeklinde. X'in 3. periyotta olduğunu görüyorum. Aynı şekilde Y'nin de üçüncü periyotta olduğunu görüyorum. Yani X ve Y aynı yatay sırada mı? Aynı periyotta mı? Evet. Peki değerlik elektronlarına baktığınızda X elementi 2A'da Y elementi ise 6A'da mı? Evet. Peki buna göre o zaman soruyu ne yapalım arkadaşlar? Cevaplayalım. Şimdi ne diyor? Aynı periyottadırlar. Bakıyorum. Evet aynı periyotta mı bunlar? Evet aynı periyotta olduklarını ne yapıyorum? Görüyorum. Değerlik elektron sayılarının toplamı 8'dir demiş. Değerlik elektronu 2, bununki de 6. Diyoruz ki topladığımız zaman 8 yaptı mı? Yaptı aralarında iyonik bağlı bileşik oluşturur demiş. İyonik bağ kimle kimin arasında oluşurdu? Metal ile A metal arasında oluşurdu unutmayın. O zaman diyorum ki genellikle 1A, 2A ve 3A'da ne oluyordu? Metal oluyordu. X elementi 2A grubu elementi olduğu için metaldir. Y elementi ise 6A grubu elementi olduğu için nedir? Bir A metaldir diyebilirim. ve o zaman ikisi arasında iyonik bağlı bileşik oluşur mu? Oluşur. Bu D seçeneğinde de X'in metal, Y'nin A metal olduğunu söylemişler. Doğru. E seçeneğinde diyor ki aralarında bileşik oluşurken aynı soy gaz elektron düzenine ulaşırlar. Bakın arkadaşlar ilk istediğimiz adam metal dedik az önce ve metaller ne yapmak ister? Elektron vermek ister. Yani x 2 elektronunu verince elektron katman dizilimi ne olacak? 2'ye 8 şeklinde kalacak. Y ise bir ametal olduğu için elektron almak isteyecek. 6 değil de son katmanını 2 elektron alıp ne yapacak? Soygaza benzeyecek. Yani bunun elektron katman açılımı 2 8 8'e mi dönecek 2 elektron alınca? Evet, o zaman aynı soygaz düzenine sahip oldular mı? olmadılar. Yanlış seçeneğimiz ne oldu? E seçeneği olarak karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar. Peki bir diğer sorularımızda neler vermişler? Gelin bir de onlara göz atalım. X tanecine ait elektron dizilimi bu şekildedir diyor. X atomu ile ilgili de hangileri doğrudur diyor. Bakın son katmanında iki elektron var. O yüzden diyorum ki bu adam 2A grubu elementidir. Yani kendisi bir metal midir? Evet ve metaller elektron vermeye mi yatkındı? Evet o yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. E peki bileşiklerinde artı iki yüklü yonlar oluşturur. Evet son katmanındaki iki elektron Verince elektronu verince elektron veren atom ne olurdu? İyon haline geçtiğinde katyon oluştururdu ve artı iki yüklü hale mi gelirdi? Evet o zaman bu da doğru mu? Doğru. E metaller elektriği ısıyı iyi iletir miydi? İletirdi. O zaman diyoruz ki cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Peki yandaki sorumuzda ne söylemiş? Verilen özelliklerden hangileri? Helyumun diğer asal gaz elementlerinden farklı olmasının nedenidir diye soruyor. Biz ne demiştik? Hatırlayın şurası elektron olacak. Ee, şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Helyum amcamız değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen nerede bulunuyordu? 8A grubunda bulunuyordu. Tek fark da bu muydu? Evet buydu arkadaşlar. Değerlik elektron sayısının 2 olması sebebiyle diğer soy gazlardan yani asal gazlardan farklıydı. Cevabımız direkt ne olacak? A seçeneği olacak. Diğerleriyle bu durumun ilgisi yoktur diyebiliriz. Evet arkadaşlar neler gördük? Bakın periyodik sistem üzerine yapılan ilk çalışmalardan bahsettik. Mendeleev ile tanıştık. Henry Moseley ile tanıştık. Ve elementleri periyodik jet cetvelde artan atom numaralarına göre sıralamamız gerektiğinden bahsettik. Daha sonra modern periyodik sistemle tanıştık. Kaç tane grup, kaç tane periyot var bunları öğrendik. Her bir grubun kendine has özel isimleri vardı onları öğrendik. En sonunda elektron katman dizilimini yaptık ve periyodik cetveldeki bu elementlerin hangi periyotta, hangi grupta nasıl bulunduğunu elektron katman dizilimini açarak aslında bulduğumuzu öğrendik ve sonrasında da elementleri ne yaptık? Sınıflandırdık. Metallerin, ametallerin, soyganzların kesinlikle genel özelliklerini bilmemiz gerektiğinden bahsettik ve böylelikle konuyu ne yapmış olduk? Sonuçlandırmış olduk. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.